Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir challenge videosu çekmeye karar verdim. Bu challenge ne? Ablam bana kozmetik ürünleri uzatacak. Ben de o ürünlerin ne olduğunu bilmeye çalışacağım. Aslında iddialıyım ama zor olması için sadece benim ürünlerimden almadı. Kendi ürünlerinden de seçti ve annemin ürünlerinden de birkaç bir şey seçti. Daha zor olması için tabii ki. Tabii ki bir de gözlerimi kapatacağım. Mantıklı. Ve şöyle bir kuralımız olacak. Koklamak yok ürünleri. Sadece elleyerek bilmeye çalışacağım. Ve challenge'e başlamadan önce bir şey söylemek istiyorum. Geçen videomun altına birisi yorum yapmıştı. Şöyle bir challenge çekebilir misin diye. Tabii ki çok hoşuma gitti böyle yorumlara istek atmanız. Nasıl videolar görmek istiyorsunuz falan filan. Hep yazabilirsiniz. Bu beni mutlu ediyor ve benim için de tabii ki kolaylaştırıyor. Ama şöyle bir şeye dikkat edelim lütfen. Ben bir makyaj kanalı olduğum için çok fazla açılmak istemiyorum. O yüzden challenge'lerim bile kozmetik dünyasıyla ilgili olsun istiyorum veya modayla ilgili olsun istiyorum. Yani komedi kanalı değilim. Ne kadar da kişiliğim komik olsa da öyle videolar çekmeyi düşünmüyorum. Belki ilerleyen zamanda fikrim değişir. Açık kapı bırakıyorum yine de ama şimdilik sadece kozmetikle ilgili videolarımı yapmak istiyorum. Bunu da söylemek istedim ama yine de o yorumu yapan kişiye çok çok teşekkür ederim. Evet, challenge'a başlayalım bence. Ben hemen gözlerimi kapatıyorum. Evet, hazır mısın? Hazırım. Peki. Tabii ki hiçbir şey görmüyorum. Zaten şeyin altında gözlerim de kapalı. Ve hangi ürünleri seçtiğini de tabii ki bilmiyorum. Hepsi sürpriz olacak benim için. Ve şöyle bir şey yapalım. Eğer gerçekten çok zorlanacak olursan da ufak tüyolar veririm. Tamam. Şöyle size ilk göstereceğim ürünü bir şöyle göstereyim. Siz bunun ne demek olduğunu zaten biliyorsunuz. Buyur bakalım. Bunu tanıdım bile. Bu Revolution'ın Skin Kiss aydınlatıcılarından. Yani bana ait bir ürün. Ama şöyle ki bende bundan 5 tane olduğu için hangi rengi olduğunu bilemiyorum. O yüzden onu seçtim. Ama tahminen mavi olanıdır. Çünkü en mantıklısı o olurdu. Yani en sevdiğim aydınlatıcı mavi Revolution Skin Kiss. Doğru. Süper. O zaman bir puanı aldım. Evet. Verebilirsin. Şöyle, sakın kırılmasın da. Yine makyaj ürünüm olsun, bu sefer kozmetik ürünüm olsun. Yani değişiklik olsun, kozmetik olsun. Bence kozmetik yani bakım ürünleri daha zor olacaktır. Çünkü makyaj ürünlerini genelde ezbere biliyorum. Bizim evde olan. Hadi baştan kolay gidelim. Şöyle ilk kameraya gösteriyorum ilk ürünü. Buyur bakalım. Cam şişe. Bu galiba benim Frudia markası olan serumum olması lazım. Yeşil şişede. Watson's'dan aldığım. Kore markası. Doğru. Bu kolaydı yalnız. Çünkü benim ürünüm. Evet. Baştan kolay olmasını istedim senin için. Bunu da gerçekten bilecek misin bakalım. Galiba açılan bir şey. Şöyle açılıyor mu? Yani şurası şey bant gibi duruyor. Ama dışı ıslak mendil gibi sanki. Evet. Doğru bildin. Ama neyin ıslak mendili? Markasını mı söyleyeceğim? Markası olabilir, rengi olabilir. Yani herhangi bir şey söyleyebilirsin. Küçük paket ıslak mendil olduğu için bunu sen galiba Watson's'tan almıştın Türkiye'de. Evet. Renk. Tamam, renk konusunda istersen zorlamayayım. Çünkü büyük bir paketin içinde üçlü dörtlü halde satılıyor genellikle. Galiba içinde pembe vardı, mavi vardı, yeşil vardı. Bir de sarı. Bu hangisi? Pembe olan. Pembe mi? Tamam. Evet. Yani bilmiş oldum aslında. Evet, bilmiş oldum aslında. Tamam. Bunu da kabul ediyorum. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Kör olmak çok kötü bir şeymiş tabii vallahi. Yani şu an kamera nerede bilemiyorum bile. Nereye baktığımı bile bilmiyorum. Sen odak şeyini kaybediyor. Aynen. Değil mi? Aynen. Çok zorlandım. Saçım mı çıktı? Şey bant kullanmış yaptım. Evet, devam ediyorum. Tamam. Çok ilginç bir ürünle devam ediyorum şu an. Bunu büyük ihtimalle tahmin edemezsin. Önce kameraya gösteriyorum. Buyur.
Bu ne? Çok değişik bir ürün. Bunu... Porselen mi bu? Hayır. Üstünde böyle bir şey var. Batıyor biraz. Evet. Demirden falan galiba. Demirden. Süs eşyası mı? Hayır. Bu koparılıyor mu? Koparabilirsin. Domates mi bu? Ben kokusu hiç yokmuş bu arada. Ben de diyorum bu ne? Süs eşi, porselen falan sandım. Ya şu ruju git değiştir. Gene dişinde ruj var. Yine mi? Evet. Dur sen şu domata al diye. Domates. Demir mi o diyor. 2000 years later. Küçük bir ruj sorunu yaşadım. Küçük bir ruj sorunu yaşadık. Rujumu değiştirdim. Sebil'le Ölmez'in bir rujunu sürdüm. Ve az önce diyordum ya işte kozmetikle ilgili falan domates veriyor falan. Ya biraz seni şaşırtmak istedim. Yani değişiklik olmuş oldu. Evet. Devam edebiliriz. Kameraya gösteriyorum önce. Tabii arkada da sen olduğun için fokuslaması biraz sorun oluyor. Üç. Bu bir ruj. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Flormar'ın Kiss Me More olduğunu düşünüyorum ama Burjuva markasının da böyle buna benzer bir paketi var. Hı-hı. Ama bu şey de olabilir. Dur, Flormar'ın şurası daha çıkık. Bu senin Beauty Bay göz şeyleri de olabilir. Likit göz farları. Hı-hı. Yok ama onların burası mat. O Beauty Bay likit farlarının. Bak sen. Hı-hı. Burada. Benim stilalarım değil. Onların köşeleri daha sivri. Bu yuvarlak gidiyor. Bence bu Flormar'ın Kiss Me More. Evet, doğru bildin. Garnet rengi, kırmızı. Bunu da mı ezbere biliyor? Yani. Devam ediyorum. Önce kameraya gösteriyorum ürünü. Al bakalım. Kağıt pakette bir şey. Evet. Şuradan açılıyor galiba. Evet. Açmayayım mı? Korkuyorum. Ne var içinde? Açma istersen. Açmayayım mı? I-ı, bozulabilir. Bozulabilir mi? Yani içine ellersen belki şey... Yani ha. Şu an gözün kapalı olduğu için. Ben diyorum ki... Hemen söyleme ama. Debalm'ın bir ürünü olabilir. Çünkü genellikle Debalm'ın ürünleri... böyle kağıt pakette oluyor. Yapısı da ona benziyor. Hot Mama allığı olmadığını düşünüyorum. Çünkü bendeki küçük boyu, ablamda büyük boyu var ama o daha dikdörtgen şeklinde gidiyor. Bu bir bence The Balm allığı ya da bronzer'ı olabilir. Sadece The Balm mı diyorsun? İşte emin olamıyorum şu an. Düşünüyorum başka böyle kağıt pakette. Catrice'in bir ürünü var. Ama onun şurada ipi var. O yok bunda. Başka hangi markanın böyle bir ürünü var ya? Düşün. Sende de var, bende de var. Sende daha çok var, bende bir tane var. Newell'in böyle bir kağıt pakette ürünü var. Hayır. Ama o da daha dikdörtgen şeklinde, o da değil. Şurada bir şey var böyle. Evet. Yaldızlı gibi ama ne olduğunu çıkaramıyorum. Bak şöyle söyleyeyim, hemen bileceksin. Sende 3 tane var, bende bir tane var. Bendeki rengi kırmızı, sende mavi, ha, Huda mor Beauty'nin, ve yeşil. Huda Beauty'nin. Evet. Hani renk. Bence mor olan bu. Yanlış. Ya da, sendeki kırmızı mı? Evet. O yüzden içini açıp ellemedim. Tamamen evet, tahmindi şu an yani renk konusunda. Ama tanıyamadım. Devamın bir ürünü sandım. Böyle bir ürün. A, bu kolay, bunu biliyorum. Göz maskesi. Aa, hemen bildin mi? Ama şimdi gold olanı var, mavi olanı var.
Evet. Bir de pembesi var. Ha. Bence bu ama mavi olan. Yanlış. Gerçekten mi? En evet. Çok o var çünkü bizde. Sarı olan. Altın sarısı olan. Bu kolaydı ama. Evet ve bunları gerçekten öneririm. Rossmann'larda satılıyor. Evet. Watson's'ta da vardır belki bu. Galiba var. Emin değilim. Mavi olanı gerçekten çok güzel nemlendiriyor. Bu altın sarısını ilk defa aldım. Bunu ben de daha denemedim. Bu arada bence şu ana kadar en zor domatla yani özür dilerim şey domatesle Huda Beauty'nin paleti oldu. En zor onların ikisiydi şimdiye kadar. Şimdi kolay bir şeylere gelelim. Önce kameraya gösteriyorum. Ha, pardon. Şöyle fokuslayalım. Şöyle bir ürün. Buyur bakalım. Bu kolay ki. Bu evet. Tarak, benim tarak. İç isimli olan. Evet. Biraz kolay bir şeyler olsun istedim. Evet. Şimdi. Bunu bence bilemeyeceksin gibime geliyor. Ama tabii bilemem. Önce kameraya gösteriyorum. Kalem ürünse kesin bilemem. Dur. Ha, kalem ürün değil. Yani bu ruj değil. Ruj için çok büyük. Evet. Şimdi bende bu tarz ürün ne var? Revolution stick fondöteni var. Golden Rose'un stick fondöteni var. Golden Rose'un aydınlatıcı stick'i var. O sende de var. Evet. Başka ne var diye düşünüyorum. Revolution stick fondöteni sende de var ama. Ama Revolution stick fondöteni değil. Çünkü onun yüzeyi daha böyle mat gibi. Oteyi sen benim makyaj malzemelerimi nereden biliyorsun? Biliyorum işte. Çoğunu zaten beraber alıyoruz. Evet, beraber alıyoruz. Bana soruyor genellikle çünkü. Bu bence Golden Rose'un bir ürünü. Ama şimdi fondöteni mi, aydınlatıcısı mı emin olamadım. Ve eğer o ürünse bile ikisinin kabı da birbirine, yani aynı kap bence zaten. Evet, kesinlikle öyle. Bence aynı. İkisi de aynı kap. Belki o yüzden yapı bilemiyorum. Olarak sadece farklıdır. Biri sanki daha mat, biri daha sanki parlak gibi. Doğru. Highlighter'ın yüzeyi daha şey. O daha mat gibi. Bu stick fondöten olması lazım. Golden Rose'un stick fondöteni mi? Evet. Evet, doğru bildin. Bu arada yüzümde de şu an bu var arkadaşlar. Sen deyince aklıma geldi. Highlighter'ların yüzeyi şey mat onların. Evet. Böyle bir ürünle devam edelim. Bu büyük ihtimalle yani sonra söyleyeyim. Şöyle bir ürünle devam ediyoruz. Ambalajı kolay. Krem gibi yani. Hı-hı. El kremi de olabilir. Döndürüyorsun galiba. Açmayacağım kokusu gelmesin diye. Şimdi bende bu tarz ne var? Avant'ın primer var. Ama onun şeyi mat, yüzeyi mat yine. Sana şöyle bir tüyo vereyim çünkü yoksa çok kafan karışacak. Makyaj malzemesi veya yani makyaj malzemesi değil. 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 O zaman bu daha çok kozmetik bakım. Daha doğrusu bakım aslında. Yüz kremi olabilir. Şurada biraz. Benim bu tarzda el kremim var ama o şeyli, kapaklı o değil. Krem de değil. Yüz temizleme jeli olabilir ama onun için biraz da küçük. Böyle bir kremimiz olduğunu hatırlamıyorum şöyle. Duş jeli de olabilir aslında. Krem değil diyorum. Böyle bir kremimiz olduğuna inanmıyorum. Pardon. Krem değil. O zaman duş jelidir bence bu. Yaklaştın. Yaklaştı. Hı-hı. Bu Ritual'sın şampuanı mı? Evet. Şurasından bildim. Burası çok çıkıntılı. Bir de şurada biraz logosu şey. Evet, biraz böyle kabartmalı gibi. Evet. Evet. Bildin. Ama Ritual'sın kremi de vardı bizde ama krem değil dedim. Yok, değildi. Kremi bitti bile galiba. Evet, devam ediyorum. Bu ürünle devam edeyim. Yani bu şimdi zor. Bu aslında allık olabilir, highlighter olabilir, pudra olabilir. Evet. Bronzlaştırıcı dedin mi? O da olabilir. Her şey olabilir aslında. Paketi ama biraz ucuz. Yani. Yani uygun fiyatlı bir ürün tüyo, gibi. Tüyo vereyim. Türkiye'den aldığım bir ürün.
Ve Türkiye'de, yani Türkiye markası. Bir Türkiye markası. Bu şeye çok benziyor. Pretty by Flormar'ın aydınlatıcısına çok benziyor. Flormar'ın allıkları var, onlar ince. Golden Rose'un allığı var Türkiye'den aldığı. İnce mi? İyi düşün. daha tüyo vermem. Yok, bence bu Pretty by Flormar'ın ama allığı da olabilir. Galiba bende allığı da var onun. İçine elleyemem mi? Şurasını. Elle. Anlayamazsın ki. Ha, bu ikili. Pretty by Flormar'ın bronzlaştırıcı ve allığı. Evet, doğru bildin. Bende o var mıydı ya? Evet. O kadar çok şey almışım ki. Buna devam edelim. Değişik bir ürün. Al bakalım. Bunu da bilirsin belki. Ben bunu evet tanıdım. Bir nereden, ya yani birincisi nereden tanıdım? Şişesi çok ağır. Ve şu kapağından tanıdım. Domates değil mi? Domates. Hayır, bu Dior Hypnotic Poison parfümü. Evet. Bu benim değil bu arada, doğru, ablamın. Benim. Yani ablamın olmasına rağmen direkt tanıdım. Çok güzel kokan bir parfüm bu arada arkadaşlar. Öneririm. Şimdi iki tane. Sana iki tane ürün vereceğim şimdi. Tamam. İkisini de bilmeye çalış. Aynı şey mi? Çünkü ikisi de aynı fabrika veya firmanın ürettiği bir ürün. Önce tamam. Birincisi şu. Bir dakika, kameraya göstereyim önce. Ve ikinci ürünüm de bu. Al bakalım. Birincisi bu. Bu da ikincisi. Bu ne ya? Açılıyor gibi sanki. Yok, öyle açamazsın. Öyle açamam. Bu yine demin Pretty by Flormar'ınki gibi bir şey. Bu galiba Golden Rose, şu mat yerinden tanıdım. Hı hı. İçini açabilir miyim? Aç senin. Benim. Senin ürününü açabilir. Ha, bunu biliyorum. Golden Rose'un terakota pudrası bu. Bakayım. Terakota mıymış? Evet, terakota powder 01. Bunu bildik. Bu da o zaman Golden Rose'un mat rujları. Yani şurası gold, evet, rengi olan. Evet. Bronz olan. Aynen. Bunun rengi de 106 olması lazım. Evet. Sen de böyle bir challenge de yapalım bence. Gerçekten. Sende de 107 numarası var galiba. Evet. Çünkü 107 numarasını illa ne istemiştim. O kadar aramıştık ki o aklında kalmış. Evet, bu 106 numara. Golden Rose'un. Hatta terakota pudranın numarasını da tahmin edeyim. 03 olması lazım. Hayır, 01. Dikkat etmemişsin. Söyledim şu an. Aa, pardon. Özür dilerim. Dinlemedim. O kadar, evet, konsantreyim. Güzel bir ürüne geçelim. Benim gerçekten favori bir ürünlerimden. Şöyle önce kameraya gösteriyorum. Büyük bir şey mi geliyor? Bunu sıkayım, kokla bil. Sırf kokusundan bil. Kokusu tamam, olur. Olur mu? Tamam. Böyle koluma sıkayım, kolumdan kokla. O zaman parfüm bu ama. Bilmem. İyi, tamam. Tahmin edeyim. Ama tam kokusunu bilmeye çalışacağım. Ne oldu? Hani nerede evin? Birazdan. Aa, bu şey kolonya. Evet, al. Ha, bu minik boy. Bu Eyüp Sabri Tuncer'in kolonyalarından. Evet. Ama kokusu okyanus olan değil. Dur. Tamam, daha koklamak yok. Klasik limon kokuyor bu. Evet. Bildin. Çeşme limonu. Son ürünüme geldik. Şöyle bir ürün. Bu dudak için kesinlikle bence. Evet. Ruj olabilir. Lip gloss. Mm-mm. Yok, değil. Bu bence ne biliyor musun? Sephora'nın şeyi var bizde. Dudak bakım. Lip balm. Lip balmı, evet.
Ama sende de var, bende de var şimdi. Evet. Bende galiba turuncu olanı var. Mandalinaydı galiba. Evet. Sende neyle vardı? Sende sarıydı galiba seninki. Hayır. Yeşil miydi? Hayır. Pembeydi, pembe pardon. Gojili. Evet. Sendeki. Bu şimdi yani hangisi? Kırmızı pembe gibi böyle. Bence bu turuncu olan, yani bana ait olandır. Hayır. Seninki mi o? Evet. Pembe olan. Ama bildim Sephora'nın lip balmı. Evet, onu bildim. Yani yarım puan alırım yine. Yani sen ne düşünüyorsun bunun hakkında bilmiyorum ama benim gerçekten çok sevdiğim, beğendiğim. Evet, açabilirsin artık. Gerçekten sevip ve beğenerek kullandığım lip balmlarından bir tanesi. Işık çok şey... Gözümü açamıyor. Aa, çok kötü bir şey ya. Kör olmak, görememek. A few moments later. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Gözlerim hala acıyor. Bayağı zorlandım. Ben bayağı eğlendim. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız çok çok mutlu olurum. Yorumlara da fikrinizi yazabilirsiniz. Güldüyseniz, komik bir video olduğunu yazabilirsiniz. Her şeyi yazabilirsiniz. Veya başka video fikirleri sunabilirsiniz bana. Ne görmek istiyorsanız bu kanalda. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Öpüyorum. Instagram'da da beni takip etmeyi unutmayın. Mavi Highlighter Mel adım. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Güle güle. Hoşça kalın.